Arkadaşlar merhaba, ben Düştü Hoca. 49. gün, 50. gün, 51 ve 52. gün, tam 4 gün arkadaşlar soru çözümü yapacağız. Neyle ilgili? Bugün 49. gündeyiz. Neyle ilgili yapacağız? Ses. Ses bilgisi, yapı, sözcükle yapı, yazım kuralları, noktalama işaretleri, öge, Allah'ım neler neler, bir sürü konu var. Bunlarla ilgili karma soru çözümü yapacağız ki kendinizi görün hocam, adeta sizlere ayna tutacağız hocam. Bu nasıl bir yansımadır? Şöyle yapacak. Evet, neyse. Olmadı. Tamam. Bir ayna tutacağız arkadaşlar sizlere. Ne durumdasınız? Kendinizi bir göreceksiniz. Belki duvara toslayacaksınız. Belki diyor hocam ben bayağı aşmışım diyeceksiniz. Eksiklerinizi gidereceksiniz bu 4 günlük süre içerisinde. Sonra zaten şovlar devam edecek. O zaman haydi uzatmayalım. Yorumlara arkadaşlar ne durumda olduğunuzu yazmayı unutmayın. Yorumları hiç boş bırakmayın. Mutlaka orada sizin yorumlarınızı, mesajlarınızı görmek, okumak istiyorum. Beni az çok tanıyorsunuz. Yorumlarda ne derseniz hemen ertesi gün o saat, o dakika video çektiğim oluyor. Doğal olarak yorumlarınız benim için değerli, mutlaka yorumlara devam. Peki hocam, karma soru çözümü başlasın Allah aşkına. Bakalım ne durumdasınız, kaç doğru yapacaksınız. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakın, kökünün türünü sorarsam, bakın sözcük türü deyince normalde isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlı, cümle, eylem, 8-10 başlık akla gelir. Ama kökünün türünü soruyorsa isim mi acaba, fiil mi diye bakacaksınız. İsim mi, fiil mi? Bu. Bakalım ne demişti, hangisi farklıdır? Büyüktü ifadesinin kökü büyümek arkadaşlar. Yani kesinlikle fiil kökü değil mi? Büyümekten büyük. Kovalarım kelimesinin kökü kovmak. Yani yine fiil kökü. Yuvarlak kelimesinin kökü yuvarlamak. Yani yine fiil kökü. Ne diyor? Hiçbirini içime almıyor. Bunu özellikle okudum. Çünkü arkadaşlar iç kelimesi hani iç dış anlamında mı, içmek mi, yani fiil mi, isim mi? Burada cümleye ihtiyaç duyarız. O yüzden hemen şöyle bir göz attım. Hiçbirini içime almıyor derken içmekten bahsetmiyor. Mesela bu sütün içimi ya da bu suyun içimi biraz sert, iyi ya da kötü falan deriz ya. İçimi iyi değil falan diye. O fiildir mesela, ama burada içim dışım, yani isim olarak kullanılmış. Cümle bu anlamda önem taşıdı. Yoksa hani büyümek, tamam, bu büyü tek başına kullanılsaydı o da farklıydı. Mesela çabuk büyü deseydim büyümek olurdu. Ama bir büyü yaptı deseydim isim olurdu değil mi orada? O yüzden tehlikeli. Aman dikkat. Gitmeyi demiş. Gitme kelimesinin kökü de fiil tabii ki. Doğal olarak 1, 2, 3 ve 5 numaralı sözcüklerin kökleri fiilken 4 numaranın kökü tabii ki isim kökü. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. Saygı duyuyoruz. Yani bir de bir diye düşünüyorum. Bir de bir yaptınız diye düşünüyorum. Haydi hocam, dalmak yok, uyumak yok. Oba, tekrar hadi uyan. Hangisinde diyor? Dikkat. Altı çizili sözcüklerde yapılan, kullanılan yapım eklerinden hangisi görevi bakımından diğerlerinden farklıdır? Bismillah. Yapım ekine bakacağız, görevine bakacağız. Hocam ben vallahi hatırlamıyorum görevlerini. Ya hatırlayacaksın isimden isim yaptığını. Hatırlamalısın isimden. Ha, hatırladım hocam. Tamam da olsun, ben yine devam ediyorum. Fiilden fiil. Fiilden isim, tam 4 tane görevi vardı yapım ekinin. Ona lütfen dikkat arkadaşlar. Ben şu kamerayı hemen bir şarja takayım. Dur bir saniye. Yani burada bir... Kimsel bu arada soruyu bir çöz. Bir şeyler yap, bir kendine gel. Süper, harika, şimdi oldu. Bir anda o kırmızı işareti görünce sinyali dedim Allah gittik. He. Şimdi taktık, güzel. Ne diyorum? Yapım ekinin görevi. Bilgi mesela, bilmekten bilgi. Yani ne yapmış hocam? Fiilden fiile gelmiş. Bilmek fiil çünkü. Bilgi isim. Fiilden isim yapmış. Ürkmekten ürkek. Yine fiile gelmiş. Onu isim yapmış. Konmaktan konak. Ha, yine fiile geliyor, isim yapıyor. Bitmekten bitki, yine fiil köküne gelmiş, isim yapmış. Ama tembihlemek ifadesine baktığımızda arkadaşlar, tembih kelime kökü isimdir, tembihlemek fiildir. Yani buradaki yapım eki isme gelmiş, fiil yapmış, diğerlerinden tamamen farklı bir görevde. Doğru cevap kesinlikle Edirne. Şu an baya baya sınav sorularını konuşuyoruz, onu söyleyeyim. %100 arkadaşlar, %100 vurguları, tahminleri biliyorsunuz zaten. Mutlaka yapım ekiyle ilgili bu tarz soru gelecek. Direkt olarak yapısı da sorulabilir ama bu soruya lütfen hazır olun. Yapım ekinin görevi, direkt olarak bir yapım eki sorusu çok tehlikeli olabilir. İnşallah şu dakika itibariyle değil tabii ki. Devam. Hangisinde dolaylı tümleç, yani yer tamlayıcısı bir sıfat tamlaması biçimindedir diyor. Bismillah hocam. Baya baya coşturuyoruz. Bu müthiş bir sorudur. Hemen bakalım. Yaptıklarının ve söylediklerinin doğru anlaşılması için bize ne yapıyorum aslında? Okurken dolaylı tümleç arıyorum. Hemen bakacağım tamlama mı değil mi? Mesela bize'yi gördüm. Tamlama değil. Geçtim mesela bunu. Onun evde yemek yaparkenki haliyle şu anki hamarat hali çok farklı diyor. Şimdi
evde yemek yaparkenki hali. Burada bir kere yani dolaylı tümleç bile yok. Geç bunu Allah'ını seversen. Bozacının o gür sesi sokağın başından net olarak duyuluyordu. Sokağın başından, nereden sokağın başına? Hocam tamlama değil mi? Evet, yakaladık mı? Yakalayamadık çünkü. Bu bir isim tamlamasıdır. Bizden sıfat tamlaması istiyor. Geç, devam. Öykülerinde ve romanlarında aynı dili tercih etmiyordu. Sevilmesinin sebep nerede? Öykülerinde ve romanlarında. Sıfat tamlaması mı bu? Hayır canım, devam. Saatlerdir aradığı kolyesini hep birlikte bu odada bulduk. Nerede? Bu odada. Ha, dolaylı tümleç. Bu bir sıfat tamlaması mı? Ta kendisi hocam. Bu oda, şu oda, o oda. Neyse artık. Bariz bir işaret sıfatı değil mi? Evet, tamamdır. Doğru cevap kesinlikle Edirne'dir. Mükemmel bir soruydu arkadaşlar. Ceyhan'a çoğunluk gitmiş olabilir. Hocam buldum tamlama diye düşebiliriz. Lütfen soru kökünü bakın. Ne yaptık hemen? Sorudaki vurguyu hemen kutucuk içine aldık. Dolaylı tümleci arayacağımızı biliyoruz. Yuvarlak içine aldık. Kökü aldık. Lütfen bu vurguları yapın. Eğer çok ciddi söylüyorum, net söylüyorum. Bu soruyu ben çözerken hızlı hızlı okuyup da hemen sorulara geçseydim hata yapma ihtimalim %99'du hocam. Net, kesin yanlış yapardım bu soruyu. Ama ne yaptım? Dolaylı tümleci arayacağımı vurguladım. Bir de ha, sıfat tamlamasıymış dedim ki artık gözüm o bu şu hangi falan gibi soruları arıyor. Tamam, lütfen vurguları yapın. Devam. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Bismillah. Hemen ne yapalım? Alalım, elemeye başlayalım. Mesela bakın şıklarda yüklem 2 tane, 3 tane pardon. Bir tane dolaylı tümleç, bir tane özne var. Şimdi yüklemi yakaladığım an en sonunda direkt çat çat 2 şıkkı eleyebilirim. Ya da dolaylı tümleç veya özneyi en sonunda yakalarsam direkt cevaba giderim. Yani şıklardaki ilişkiyi de bağlantıyı da kaçırmayalım. Devam. Eserlerinin yeteri kadar yalın olduğunu gören yazarlar kimseyi hissettirmeden önümüzdeki hafta yazacakları yazıların girişlerini ağırlaştırdılar. Bir kere ağırlaştırdılar yüklem. Sonunda yüklem olacağını herkes çok net anladı. Bu arada şuraya kadarki kısım, yazarlara kadarki kısım özne. Özneyle başlayacağımızı da anladık. Yani ya Adana ya Denizli. Zarf tümleçleri devam ediyor. Belli ki yüklemden önceki öge bana soruyu çözdürecek. Ben direkt ona bakayım o zaman. Neyi? Önümüzdeki hafta yazacakları yazıların girişlerini neyi diye sordum. Belirtili nesneyi aldım. Nesne diye direkt yazılabilir. Belirtili nesne ya da belirtisi diye açılabilirdi. Fark etmez. Doğru bir yazım. Doğal olarak kesinlikle doğru cevap Denizli olacak. Bir nefes alalım. Bir kendimize gelelim. Evet, süper gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok çok güzel bir soru çözümü. Eminim çok şey katıyor size. Hadi bakalım. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır? Ha, daralma yoktur diyor. Bak, uzun bir süredir listede kalacak isimleri belirliyordu. Belirlemek, burada daralma var. Beklemiyordu. Yeryüzündeki bütün sözcük içindeki mımi mımiler daralmadır demiştim. Burada olumsuz eki daralmış, bariz. Gülüşüyor. E olmuyor. Gülüşemek olmuyor. Yoru kapatıyorduk. Önceki ünlüyü EA yapıyorduk. Gülüşemek olmuyor. Yoru kapattım. Bakamak olmuyor. Yoru kapattım. Haykıramak olmuyor. Sevinemek o. Ha, demek ki Ceyhan'da 3 numarada arkadaşlar daralma yok. Ama çoğunluk 3 numaraya gider. Yani ortalama ve aşağısındaki öğrenci kesinlikle 3 numaraya gider. Zayıfsa kesin 3 numara. Yoru görür görmez daralmaya gidiyoruz çünkü. Aman dikkat. Yoru kapatıyoruz. Öncesine AE getiriyoruz. Bakamak oluyor mu olmuyor. Demek ki daralma yok. Taktik buydu. Unutma lütfen. Aslında geç de olsam insanoğlu hatalarını anlıyordu. Anlamak, bak hemen yorun üzerine AE getirdim öncesine. Oluyor, burada daralma var. Ne olursa olsun o günleri hatırlıyordu. Hatırlamak oluyor. Demek ki daralma var. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak arkadaşlar. Taktiği tekrar hatırlıyorum. Hatırlatıyorum. Hatırlıyorum diyorum. Hatırlatıyorum. Ya hatırladım ben aynı zamanda. Başlıyor. Yoru kapattım. Öncesine A ya da E getirdim. Başlamak oluyor. Demek ki daralma var. Geliyor kelimesine bakalım arkadaşlar. Yoru kapattım. Önceki i'yi AE yaptım. Gelemek oluyor mu gelemek? Olmuyor. Demek ki daralma yok. Taktiğimiz bu arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Yoru kapatıyoruz. Öncesinde A ya da E getiriyoruz. Oluyorsa daralma var. Olmuyorsa yok hocam. Devam. Hangisinde ünsüz benzeşmesine yani sertleşmesine örnek olabilecek bir sözcük yoktur diyor. Bütün eşyaları ortalığa saçılmış ama umurunda değilmiş gibi sırıtıyordu yalnızca diyor. Bismillah, ortalık karıştı. Burada net olarak bir şey göremedik, dursun. Kuşaktan, ha kuşaktan, KT. Burada bir benzeşme var arkadaşlar. Devam. Çektikleri, ha yine KT. Çekmek ve dıktık aslında gelmiş. Burada da bariz bir benzeşme. Dikkat çekiyor. Son bir aydır aramıştı. Mıştı mişti. Aramış idi aslında. Tı olmuş, tı tı olmuş. Bariz bir benzeşme. Bulamamıştı da var değil mi? Yıllar sonra görüşünce inanılmaz bir şiddetle sıktı yanaklarını diyor. Sıktı, sıkmak. Dıdı alıyor, tıtı oluyor. Bu da benzeşme. Doğal olarak A seçeneğinde herhangi bir benzeşme, sertleşme göremiyoruz. Aman dikkat. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bismillah.
Okullarda özellikle zararlı alışkanlıklarla ilgili bir takım bilgilendirmeler yapılırsa çok faydalı olacaktır. Bir takım bitişik yazılmış, bir takım kelimesi bazı anlamındaysa bitişiktir. Burada da zaten bazı bilgilendirmeler gibi kullanılmış, bitişik doğru. Bayevi ayrı biliyorsunuz. Herkese açması arkadaşlarının bir yandan sevindirirken bir yandan da oraya kadar gitme konusunda endişelendirdik. Güzel, sıkıntı yok. Kemal dayı mı? Evet, burada dayı, amca, teyze, akrabalık adları küçük yazılır, doğru. Ziyarete gideceğimiz gün kullandığı aracın kaza yaptığı haberini alınca büyük şaşkınlık yaşadık. Burada başka bir şey yok. Edebiyatımızda orta oyunu ayrı. Ortalara dikkat demiştik. Shorts'ları lütfen tekrar edin. Pratik videolar sekmesini mutlaka bitirin. Konusunda sığ bir kaynakça olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Herkesi İrmenek Caddesi'nde toplama fikri. İrmenek, caddenin C'si büyük olacak. Mahalle bulvar, hemen şurayı bir hatırlatmış olayım arkadaşlar sizlere. İzlediğinize değsin en azından. Mahalle, bulvar, sokak, cadde, meydan, bunlar büyük harfle başlar tabii ki. Bu da büyük başlayacaktı. Buradaki yazım yanlışı buydu. Geç hocam, geç Allah aşkına. Hangisinde tarihlerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı var? Enerji düşmesin hocam. Ne diyor? Gelecek cuma. Sayı yok hocam. Tabii ki küçük yazılır. Geç. 3 Nisan Perşembe. Sayı var hocam. Tabii ki ay ve gün büyük yazılır. Geç. Mayıs'ın 4'ü. Eyvallah, Mayıs'ın M'si büyük. Sayı var çünkü. Sınava girebilecek... Girebilmek için daha doğrusu. Pazartesiden, pazartesinin P'si tabii ki küçük olacak. 20 Ocak'ta konuların işlenmesi konusunda demiş. Gelişmeler yaşandı bu soruda. Sıkıntı var. Bunu hemen kesiyoruz. Kesip devam edeceğiz. Evet, geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Bismillah. Yanlış kullanılmıştır. Hemen bakalım. Sevdim. Virgül, tamam. Sadece sevmekle meşgul oldum. Nokta, tamam. Şiirlerimi yazarken başka yararlandığım şeyler de vardır. Noktalı virgül, yararlandığın şeyler neler? Bana açıklama yapıyorsun. Noktalı virgül değil, iki nokta kullanmalısın. Kuşlar, virgül, hayvanlar, üç nokta. Güzel, her şey yolundayken 3 numaralı ifadede, 3 numaralı noktalama işaretinde noktalı virgül değil, iki nokta olacak. Uyuyorsun. Vallahi uyuyorsun. Uyan ya. Hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Orijinal soru, güzel soru. Onu yıllar sonra yeniden görmek ne güzel dedi. Alıntı var. Neden olmasın? Devam. O çocuk bize kardeşinin kendisini beklemediğini söyledi. Bu ne Allah'ını seversen? Ya bu bir dolaylı anlatım cümlesi. Dolaylı anlatım cümlesinde, yani söyledi, belirtti, vurguladı gibi biten cümle diyordu falan, diyordu olmasın, söyledi olsun daha doğru olur gibi biten cümlelerde, yani dolaylı anlatım cümlelerinde tırnak kullanılmaz, doğrudan anlatımda olur der demiş. Burada kullanılır. Yanlış. Bir yaz sevgisini ilk defa bundan 30 yıl önce okumuştum. Eserin adını vurgulamış. Güzel. Ankara'nın anlatıldığı bu bölümde gözlemden çok duyuş kavramları vurgulamış. Gayet güzel kullanım. Bu dönemde hiçbir sanatçı rüya kavramına Tanpınar kadar eğilmemiştir. Güzel. Bu da vurgulanmak amacıyla kullanılmış. Gayet yerinde hocam. Var mı soru Allah aşkına? Yok. Bembeyaz bir sayfa var. Bembeyaz bir sayfa var arkada. Kalbiniz kadar temiz bir sayfa var ama geçmeyeceğiz. Arkadaşlar tekrar vurgulayalım. Yorumları lütfen boş bırakmayınız. Ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? İstekler, talepler, her şeyi mutlaka belirtin. Biz de ona göre yeni yeni videoları karşınıza getirelim inşallah. Bence güzel bir süreçteyiz. 49. gün dedik. 50, 51, 52, 3 gün daha soru çözümü olacak. Bu sizin için hem bir dinlenme olacak. Kampta geriden gelenlerin o %70, %80'lik kitlenin aslında bize yetişmesini de sağlayacak. Burada soru çözümü yaparken biz onlar da ufak ufak konuları bitirip bize gelecekler, yaklaşacaklar. O zaman uzattın hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.